Merhaba sevgili arkadaşlar. İyi hafta sonları. Bugün 18 Mayıs Cumartesi Pimlico Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün yine Pimlico'da önemli koşuların yer aldığı bir program var. Dün ufak bir alıştırmaları yaptı. Yine açık yarışların var oldu ama bugün grup 1 yarışın olduğu bir program var. Görmüş olduğunuz son koşuda 1.260.000 dolarlık birincilik ikramiyesiyle bir grup 1 yarışı var. Bayağı da zevkli bir yarış gelecek. Ben tabii ki şu anda hemen şablonumu paylaşayım. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaş AGF %49 gösteriyor. Sen 5'i vermesin tek diyeceksiniz. Arkadaşlar bu 5 numara kaç gün önceydi? 2 hafta önce Kentucky Derby'yi kazanan safkan bu. 5 nolu Mystic Dan. Aynı gün koşuda burada 3 nolu Catch and Freedom vardı. O da eğer yanılmıyorsam 2-3 boy farkla gerisinde bir dördüncü olmuştu. Yani ama Mystic Dan'ın kazandığı yarışta burun burun farkı vardı. Yani ikinci ve üçüncü. Onlar şu anda koşmuyorlar. Evet, gördüğüm kadarıyla koşmuyorlar. Aynı gün koşan, diğer bir başka koşuda koşan bir altın oğlu Zayze de Grey var. Ama o bir grup iki yarış kazandı. Kırp saklandı. Arrogate'in güzel bir temsilcisi. Ama ben 5 nolu Mystic Dan'ı tekleştim. 4 nolu Mut'u yazmadım. Nedeni söyleyeyim. Mut koşmuyor arkadaşlar. Mut koşmuyor. En azından ben onu belirteyim. Yani bu safkan yarıştan çıktı. Şu anda saatler 15.21'i gösteriyor. Ama bayağı oldu yani yarıştan çıkalı. Ama başka safkanlar çıkar mı? Onu bir şey diyemem. Eğer farz edin ki sonunda 5 nolu safkanda sıkıntı oldu. Koşmadı. Geçen gün, dün de öyle oldu. Evvelsi gün de oldu. Yani sürekli oluyor Amerika'da. Kimler yazabiliriz? Bu 3 nolu Catch and Freedom. O aynı yarışın dördüncüsü. 9 nolu Imenashton. Bu safkan da Lanfranco Dettori, biliyorsunuz Dettori zaten. Bu da 2 tane yarış kazandı. Birisi Maiden. Yine Dettori ile kazandı. Ve arkasından bir açık yarış. 300 bin kusur dolarlık bir yarışı. Çok rahat, güzel bir birincilik elde etti. Yine Dettori ile bayağı bir uyum sağlamış gözüküyor. Yani en sert rakip olarak onlar gözüküyor. Daha sonra da işte 2 nolu Uncle Heavy. Bir de 6 nolu. Tabii 6'yı söyledik. 3-9-6-2 yani 3-9 evet 3-9-6-2 yani bunları ben sizlere en azından eğer çıkarsa bunları değerlendirebilirsiniz. Tabii çıkması halinde veya onları rakip olarak yazarsınız en azından, çünkü o gelirse altılı paraya gider bayağı. Onun yanına başka bir yerde tek arayabilirsiniz. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada çıkan safkanlar oluyor. Bazı yerlerde çıkan safkanlar olunca program daha farklı şekillenebiliyor. Teklerden çıkabiliyor. Ben inanın birkaç günden beri gece oynayamıyorum. Bir yerlere gidiyorum. Tabii ki misafirliklerim falan oluyor. Annelere gidiyoruz. Bir yerlere gidiyoruz. Haliyle nefes alalım. Çünkü bütün günümüz evde olmuyor. Şekillendiği zaman tekler orada bazen inanın kabak çekirdeği gibi ortaya çıkıyor. O yüzden onu derdim. Dün örneğin çıkan safkanlar vardı. Ben büyük ihtimalle o safkanlar koşmaz diye biliyordum. Çünkü çim yarışları iptal olunca orada 1 ve 12'nin ekürü olduğu bir yerde vardı. Ben büyük ihtimalle 12 koşan 12'yi yazdım. Ama 12'yi çıkardığı adamlar biri daha çok tercih ettikleri için ilgilileri bir koştu. Yani orada biri tek atıp başka yerlerde benim o bankonun yerine at arayıp şansınızı daha yükseğe değerlendirebilirsiniz. Zaten bu şekilde safkanları daha rahat kolaylıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Yani maksat sizlerin değerlendirmesi. Bu arada yine katıl butonuna üyelik yapan arkadaşlar öncelikli olarak tanınıyor. Zaten şu anda katıldı. Fazla sayıda kimse yok. Birkaç kişi var. Ama dediğim gibi normalde ben 10 kişiden aşağı yapmıyordum ama yine yapıyorum. Devam ediyorum. En azından faydalı olsun diye. Sizler de kanala katkıda bulunarak hem de bu programlara önceden kavuşabilirsiniz arkadaşlar. Yani yapabileceğiniz tek şey katıl butonuna üyelik yaparak arkadaşlar. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. İnşallah yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.